Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan ülkemizden haberlerimiz vardır. Hep beraber izleyelim. Makedonya tarihinin en büyük uluslararası etkinliği ev sahipliğini yapmaktadır. Akit dönem başkanlığı yürüten Kuzey Makedonya Akit toplantısına ev sahipliği yapmaktadır. Bu doğrultuda yarın başkent Üsküp'te düzenlenecek olan Akit toplantısının dünyanın 76 ülkesinden 1000 kişilik heyetin katılması bekleniyor. Yarın başlayacağı olan toplantı özellikle bununla ilgili olarak tüm hazırlıklar yapılmıştı. Yarın başlayacak toplantı toplantı 1 Aralık tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Makedonya tarihinde ilk kez böylesine büyük bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmakta. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Üsküp'e gelmesi için Kuzey Makedonya ve Bulgaristan Rus uçaklarına yönelik hava sahası yasağını kaldırdı. İçişleri Bakanlığı özellikle Üsküp'te Boris Traikoski spor salonunda yapılacak agit toplantısı nedeniyle bugünden itibarıyla başkent Üsküp'te trafik kısıtlaması başlaması bekleniyordu. Bugün saat 13 itibarıyla ilinden caddesinin bir kısmı Kliment Ohriski caddesinden Lublana caddesine kadar trafiğe kapanacaktır. Ayrıca 8 Eylül caddesinin bir kısmı Şkupi caddesinden Partizanski Odredi caddesine kadar kapalı olacaktır trafik kısıtlaması yarın akit toplantısı sona erene kadar sürecektir hükümet tarafından özellikle vatandaşların yaşam kalitesini koruma konusunda krizle mücadele etme önerileri de oy birliğiyle getirmiştir. Özellikle bununla ilgili olarak yapılması gerekenler hükümet tarafından yapılmıştır ve öğrencilere yönelik en büyük destekler ve emeklilere gelecektir. O şekilde öğrencilere özellikle bu seferde anti krizle alınmış olan tedbirler en çok öğrencileri sevindirecek ve destekte bulunulacaktır bu şekilde hükümetin yapılmış olan açıklaması birçok mevcut olan sosyetteki vatandaş gruplarını kapsayacaktır. Öte yandan ise bütün bu destekler 662 milyon euro civarında bulunmaktadır ve gençleri öğrencileri ilk saraya getirmesiyle birlikte emeklilere de destek verilecektir. Sırada ise yerel haberlerimiz vardır. Onları da beraberce izleyelim. Bölgemize hükümet tarafından desteklenecek olan yeni projeler 2024 yılı için öngörülmektedir. 13 milyon euro veya toplam 8 planlama bölgesine 129 geliştirme projesi tamamen 2024 yılında gerçekleştirilecektir. Devre Belediye Başkanı Ekuran Duka ve Merkez Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim bunun tanıtımı ile ilgili olarak ve yapılması gerekenleri ilgili olarak tüm geri kalan belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş oldular. Son kar ve yağmur yağışları özellikle internet ve internet hizmetlerini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Vatandaşlar özellikle T-Mobile kullanıcıları internet hizmetlerinin kesintilerinden dolayı şikayetçiler. Öte yandan ise internet sıkıntıları son zamanlarda bölgemizde yaşanmaktadır ve bununla ilgili olarak ilgili makamlardan bununla ilgili olarak yapılması gerekenler talep edilmektedir. 28 Kasım Arnavut Bayrağı dolayısıyla devre okullarında çizim yarışmaları da düzenlenmiştir. Özellikle yarışmaları ile beraberce neticesinde de çizimlerin sergilenecek olan bir ressam sergisi düzenlenmiştir. Bilindiği gibi her sene bu günlerde ve 28 Kasım mevcut olan bayramı ile ilgili olarak düzenlenmiş olan etkinlikler bu sene içinde geçerli olmaktaydı. Korap futbol özellikle kulübü zaferden zafere devam etmektedir. Son olarak Seu Üniversitesi'ni 12-6 bir skorla yenmesiyle birlikte lider olarak birkaç haftadan sonra yine zirvede bulunmaktadır. Debre takımı özellikle küçük futbol alanında yüksek bir performans göstermektedir. Başarıdan başarıya devam eden Debre takımı önümüzdeki maçlar içinde mevcut olan hazırlıklarına başlamış bulunmakta. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.